Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda genel merkezi atama hakkında konuşacağız. Başvurular ne zaman başlayacak, nereden başvuru yapılacak, mülakat olacak mı ile ilgili kısımları tek tek irdelemeye gayret göstereceğiz. Tabii bunun haricinde geriye kalan bütün atamaları, ilanları, duyuruları, resmi yazıların hepsini sizlerin karşısına çıkarmaya devam edeceğiz. Lütfen tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün çalışmalardan doğru tercih sürecinden haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet, 2024'de bir genel merkezi atama ne zaman? Bunun tarihi 11 Temmuz 2024 arkadaşlarım. Bunun haricinde bakın, bu bir genel merkezi atamadır. Çevre Şehircilik, Sağlık Bakanlığı veya işte Aile Sosyal, Karayolları Genel Müdürlüğü, farklı kurum ve kuruluşlar ÖSYM bazlı kendi bakanlığına, kendi kurumuna atama yapabilir. Henüz onların resmi yazıları paylaşılmamış durumda. Sadece merkezi atamanın başvurusu yayınlanmış durumda. Resmi olarak yayınlandı. 11 Temmuz tarihinde başvurular başlamış olacaktır. ÖSYM tercih kılavuzunda yer alacak memur kadroları önümüzdeki süreçte talep toplanmaya başlayacak. Yani önümüzdeki süreçte hangi kuruma kaç atama yapılacak, hangi memurluğa kaç atama yapılacak, hangi üniversiteye veya hangi kurum kuruluşa kaç kadro ihtiyacı varla ilgili araştırmalar yapılıyor. Kadrolar belli oluyor ve 11 Temmuz tarihinde de tercihler alınmaya başlıyor arkadaşlar. Ben zaten bu linki de yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Daha önceki en düşük puanlar nasıldı, hangi kurumlar atama yapmıştı ile ilgili kısımları rahatlıkla buradan görüntüleyebileceksiniz arkadaşlarım. En aşağı kısımda yer almış oluyor. Kimler başvuramaz buraya? Herhangi bir başka merkezi atamada. Yani 2023'e 1, 2023'e 2, 2022'ye 2 tarzında herhangi bir merkezi atamada atanmış, yerleşmiş olan kişiler başvuru yapamayacaktır. Yani kısacası daha önceki merkezi atamada yerleşen kişiler buraya başvuru yapamaz. Hangi yılın KPSS puanı geçerli olacaktır? 2022. Hocam 2023 ne oldu? 2023 memur alımlarında değil arkadaşlar. 2023 yılı daha çok alan, öğretmenlik, polislik, uzmanlık, astsubaylık, subaylık tarzındaki atamalarda geçerli oluyor. Hangi öğrenim düzeyi başvurabiliyor? Buraya lise, ön lisans, lisans başvurabiliyor. Bu puana sahip olan herhangi bir kimse başvurabiliyor. Yaş sınırlaması yoktur. Günü gelince tekrar bilgisini vereceğim. Mülakat olacak mı? Hayır, mülakat olmuyor. Merkezi atamalarda mülakat olmuyor sevgili dostlarım. Günü gelince talep toplanmaya başlayınca bilgisini aktarmaya gayet göstereceğiz. Dediğim gibi tüm atama ve süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. 2022 KPSS puanı çok değerliydi, çok kıymetliydi. Hala atamalar gelmeye devam edecek, hala başvurular almaya devam edecek. 2022'de gerçekten çok güzel, çok yüksek atamalar oldu. Lütfen şansınızı her türlü atamada değerlendirmeye devam edin. Asla pes etmeyin. Son güne kadar olabilecek bütün atamada da şansınız denemiş olun arkadaşlar. Her şeye gönlünüz olsun. Diğer bütün atamalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.